Baba şu bizim haftalıkları da gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi sence? Ne varmış haftalıkların? Varmış değil baba, yokmuş. Yetmiyor işte, az geliyor. Nakit problemi yaşıyoruz. Evet baba, yetmiyor. Cuma günlerini bile zor getiriyoruz. Hatta ben cuma günleri kantine bile inmiyorum. Cuma günlerimiz aç geçiyor baba. Memurluğa döndük vallahi. Hafta sonunu getiremiyoruz. Bakıyorum iki kardeş ilk defa bir konuda anlaşıyorsunuz. Maşallah milletvekilleri gibisiniz. Her konuda kavga ama maaşların artırılması konusu oy birliğiyle kabul. Baba 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 baba. Hiç konuyu saptırma baba. Para yetmiyor. Evet baba, zor durumdayız. Eğer haftalıklarımızı arttırmazsa direkt IMF'ye başvuracağım. Oğlum biz haftalıkları dolara endekslemedik mi? Ama dolar hep düşüyor baba. Evet baba, haftalıkları endekslediğimiz günden beri düşüyor. Çıkarken iyiydi ama. Baba sen bizim haftalıkları dolara endeksledin ama kantinci Ömer hamburgerlerin fiyatlarını dolara endekslememiş. Herhalde uzay mekiğine endekslemiş. Baksana devamlı çıkıyor. Siz de gidin yemekhanede yiyin o zaman. İğrenç. Zaten biz orada yemek yemiyoruz ki. Neden? Hep patlıcan çıkıyor. Biz neden okula yemek parası veriyoruz o zaman? Doğru. Niye veriyorsunuz? Bize verin. Biz de gidip kantinde hamburger yiyelim. Her gün hamburger yenir mi oğlum? Ben yerim. Ben de. Her gün hamburger olmaz. Adam gibi yemek yiyeceksiniz. Anneniz nerede? Giyiniyor. Bir dakika baba. Ben bu konuyu anlamadım. Bizim haftalıklar artıyor mu artmıyor mu? Tamam düşüneceğim. Oley! Çocuklar hadi acele edin birazcık. Servis gelmek üzere. Hadi. Bu ne? Ne? Duygu da annem giyiniyor diyor. Kızım buna annem giyiniyor denmez. Annem soyunuyor denir. Haluk neden bahsediyorsun sen? Eteğinden. Daha doğrusu etek sandığın bu bez parçasından. Bunun gerisi nerede? Ya ne varmış eteğinde? Ne demek ne varmış eteğinde? Ne yokmuş eteğinde? Bu etek kısa anne. Heh, bak duydun değil mi? Sen karışma avuç. Karış avuç. Ablam da öyle yapıyor baba. Okula gidince hemen üstten katlıyor, mini yapıyor. İspiyonca avuç. Anasını kızı işte, ne olacak? Mutfak. Mutfaktayız. Salon. Havuç. Feminist. Nasıl konuşuyorsun çocukların önünde öyle? Sen ne biçim giyiniyorsun çocukların önünde? Ya ne var kıyafetimde? Her zaman giydiğim şeyler. Ana, sen bunu daha önce de mi giydin? Evet. O zaman senin boyun uzamış. Haluk saçmalama. Sen bunu giydin ve işe gittin. Ben de ortalarda ben erkeğim diye dolaştım öyle mi? Baba. Haluk, bu çok normal bir kıyafet. Normal değil. Sen bu kıyafetle işe değil hiçbir yere gidemezsin. Ben bu kıyafetle işe giderim. Giderim. Ne yani, sen şimdi mini eteğe karşı mısın? Evet karşıyım. Kim mini etek giyerse karşısında beni bulur. Tam karşısına otururum. Sıfır. Merhaba, ben de Emre tanıştığıma memnun oldum. Ne yani, anne ve ben giydiğimizde kötü, başkaları giydiğinde iyi. Evet, bence mini etek diğer kadınlar için. Siz giyince sinir oluyorum. Sen boyundan büyük işler burnunu sokmazsan sinir olmazsın avuç. Kızım bu işler bize ters düşer, o kadar. Bir kez bile bana seni seviyorum demeyen bir adam benim mini eteğime karışamaz. Baba. Seni seviyorum demedim diye giydiği eteğe bak hele. 2 yıl daha seni seviyorum demesem bikiniyle mi gideceksin işe? Gerekirse evet, sen karışamazsın. Bal gibi karışırım personel müdürü. Biz burada sanal koca değiliz, harbi delikanlı kocayız. Sen böyle işe gidersen şirketin kocası yok demezler mi? He? Bizim şirkete sapık yok abidin. Kimse benim eteğime bakmaz. E madem kimse bakmayacak sen neden giyiyorsun? Sapıklar bakmaz. Her şirkette bir tane sapık vardır. Mesela bak bizim şirkette var, İsmail Bey. Haluk uzatma, saçma bir konu. Bu çocukların kahvaltısını zehir etmeyelim. Ben de sana eğer o eteği giydirirsen bana da Haluk demesinler. Abi dinlesinler. Anne, benim haftalığımın ablamdan daha çok olması lazım değil mi? Nedenmiş o? Çünkü ben kantinde kızlara bir şeyler ısmarlıyorum. Aptalsın da ondan. Kızların hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ablan doğru söylüyor. Erkekler her zaman kendini böyle şeyler yapmaya mecbur hisseder. Kızlar da bundan hiç hoşlanmaz. Evet, ben hoşlanmam mesela. Sen feministsin de ondan. Emre, sen yine garip garip konuşmaya başladın oğlum. Bitirsene kahvaltını. Babam haftalıkları biraz daha arttırmazsa
Ben de feministlere takılacağım zaten. Onlar hamburgerlerini ödüyorlarmış. Bu ne lan? Şuna bak. Bu etek metek değil ki. Bu bir şort. Ulan ben de seni bugün işe eğer pantolonla göndermezsem bana da Haluk demesinler. Abidin desinler. Budur. Benim haftalığımın Emre'ninkinden daha fazla olması lazım. Çünkü benim cep telefonum var ve kontrol almam gerekiyor. Ana! Sataşma var! Anne bak! Şşt çocuklar! Yine bu sabah gevezeliğiniz üzerinizde. Hakikaten ya! Sabah sabah amma konuştunuz. Şöyle susun da biraz ağız tadıyla çay içelim biz. Ay, özür dilerim ya! Çok özür dilerim. Dur. Ya. Çek, hay Allah çek. Ya. Elimden kaydı bir anda ya. Tüh ya. Kızım ver bir şeyler şuradan da sileyim üstümü. Çıkmaz anne, değiştir. Evet anne, başka bir şey giymen gerekiyor. Bu etek giymeyeyim diye yaptığını biliyorum. Ama çok yanıldın. Çünkü şimdi daha kısasını giyeceğim. İftira. Kuru iftira. Ben hiçbir şey yapmadım. Elimden kaydı. Allah'ın adaleti. Servis servis. Çabuk çabuk. Hadi 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 hadi. Ben de sizinle çıkıyorum. Hadi 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 hadi. Çabuk. Birazdan fırtına kopacak. Baba, hastalıkları gözden geçirmeyi unutma. Tamam, düşüneceğiz dedik ya oğlum. Hadi fırla. Tamam, çıkar. Ay, yok. Bir kim bilir nereye kaldırdım bunları. Ay, çıldıracağım vallahi ya. Şimdi kim bilir nasıl arıyordur eteklerini. Çok hainsin Haluk. Ne demek çok hainsin oğlum? Erkek adamın karısı işe mini etekle gider mi? Gider abicim. Yakışıyorsa gider. Nasıl ya? Ne olacak oğlum? Artık bütün kadınlar mini giyiyor. Onlara kötü gözle bakmamayı öğren. Selami sen var ya sen. Bir dakika abicim. Sen Yasemin'e kötü gözle bakıyor musun? Tabii ki hayır. Yasemin'ciğim gelir misin canım? Kalk ayağa kalk. Of. Gel. Bak şimdi, al sana mini etek. Ha? Olur mu bir şey? Bir şey oluyor mu yani? Aynı şey değil Selami. Abi işte al mini etek. Günaydın. Günaydın. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın. Al işte. O sayılmaz abicim. Adam kızla evlenmek istiyor. Yasemin Hanım, şu projeyi alıp gelir misin? Hangi projeyi? Fark etmez da, herhangi bir proje. Bunun hesabını vereceksin Haluk. Bunun hesabını vereceksin.